Bismillahirrahmanirrahim. İnşallah konumuz ölüme hazırlanma. Ölüm nedir? Allah-u Teala buyuruyor Kur'an-ı Kerim'inde. Estağfirullah. Bismillah. Külli nefsin zâikatül mevt. Külli nefsin, bütün nefisler, bütün canlılar zâikatül mevt, ölümü tadıcılardır. Yani ölümü tadacaklardır. Mevlamız buyuruyor. Allah-u Teala'nın koyduğu bu düzen, bu kural tabi böyle devam edecek. Bunu kimse değiştiremez, kaldıramaz. Her canlı, her insan da ölecek. Ölümü tadacak. Durum böyle iken, yani bir ölüm gerçeği varken, her insanda öleceğine göre ölümü hatırlamamız gerekiyor ve ölümden sonrasına da hazırlık yapmamız gerekiyor. Ölmek insanın elinde değil. Nasıl ki yaratılmak, doğmak, dünyaya gelmek elimizde olmadığı gibi dünyadaki yaşamımız da elimizde değil. Hep bu Allah-u Teala takdir buyurmuş. Allah-u Teala buyuruyor Kur'an-ı Kerim'inde Esnebillah ve makinelersin en temute illa biiznillahi kitaben müecela. Mevlamız buyuruyor. Ve mâ kâne li nefsin en temûte. Hiçbir nefs elinde değil ki ölmek elinde değildir. Yani hiç kimse ben öleceğim dese de ölümü ise de ölmek elinde değildir. İlla biiznillahi. Ancak Allah Teala'nın izin vermesiyle, iradesiyle kişi ölebilir. Aklımıza burada bir soru işareti takılabilir. İntihar olayları oluyor. Kişi canına kıyıyor, öldürüyor kendini. Bu nasıl oluyor? Bu da Allah'ın takdiriyle işte böyle. Eğer intihara karar veren kişinin Allah'ın takdir ettiği eceli gelmemişse yine ölemez. Ya intihardan vazgeçer son anda canın tatlı gelir ya da intihara teşebbüste bulunduğu halde başarılı olamaz. Yaralanabilir, şu olabilir, bu olabilir. Yani kişinin ölmesi o kişi istese bile elinde değildir. Allah'ın takdiridir. Mevlamız buyuruyor, kitaben müeccela. Kitaben, mastar, mefur anlamında mektuben demektir. İnsanın da eceli yazılmıştır. Müeccela, vakitlenmiş olarak. Allah bunu takdir etmiştir. İşte bu vakit gelmeden insan demek ki ölemez de. Nice hastalar vardır. Yıllarca yatar, yatağa bağımlıdır. Ölmek ister. Ölümün bir kurtuluş zanneder. Ama istemekte ölüm gelmiyor tabi. Peki ölmek elimize değil. Allah'ın takdiriyle oluyor. Bu takdir de ulema-i kirama göre nefes sayısıyla oluyor. İnsanın yaşam takdiri nefes sayısı ile öyle yıl, ay, gün, saat, saniye değil. İnsan nefes sayısı ile insan yaşamı yaşamıdır. Bir kimsenin sayılı nefesleri tükendi mi, o kişi son nefesini bir alıp verdi mi, eceli de gelmiştir, ölü gider. Peki bir insan
ölmek istemese, yaşamak istese insan dünyada, yaşayabilir mi? Elinde mi bu? O da eline değil. Allah Teala Mevlamız buyuruyor, Cuma Suresi ayet 8'de, Esselamu billah, kul innel mevtellezi tefirruna minhu. Mevlamız şöyle buyuruyor, kul, Habib Muhammed'im onlara söyle, innel mevtellezi o ölüm ki, tefirrune minhü, ölümden kaçarsınız, ölüm istemezsiniz, böyle buyuruyor. Tabi öyle insanlar var ki, hayatı tatlı görürler, yaşamak isterler, rahatırlar dünyada. Fe innehüm mülâkıyukum, Mevla buyuruyor, siz ölmek istemeyenler, ölümden kaçanlar, ölümden kaçarsınız ama ölüm size kavuşur. Yakınıza yapışır. Sümme ondan sonra da türü ile almüve ve şehade türe düğüne geri çevirirsiniz. İla alimil gaybi ve şehadeti, gaybı açıkça her şeyi bilen Allah-u Teala'ya döndürülürsünüz. Feyünebbiüküm bima kuntum ta'melûn. Dünyada ne amel yapmışsanız Allah bunu size mahşerde haber verecek. Hesaba çekeceksiniz. Doğum ile ölüm arasına dünya hayatı deniyor. Tabi doğmak elimize değil. Bunu biliyorum. Elimize değil, doğduk. İsteğimiz dışında bu dünya alemine gönderildik. Gönderildik. Tabi burası bizim gerçek vatanımız değil. Burada muvakkat bir zaman için gönderildik. Hazreti İbn-i Ömer şöyle buyuruyor. Hazreti Abdullah İbni Ömer, Hazreti Ömer'in oğlu, Hazreti Abdullah şöyle buyuruyor. Bir gün diyor Peygamber Aleyhisselam Hazretleri benim diyor omuzuma tuttu. Fekale bana şöyle buyurdu diyor. Kün fid dünya kenneke garibün eb'abiru sebilin. Bana şöyle buyurdu diyor, ya Abdullah bin Ömer. Bu dünyada bir garip gibi ol diyor. Dünyada garip gibi ol. Neden? İnsan bu dünyada aslında gurbette. İnsanın asli gerçek vatanı cennet. İnsan onun için yaratılmış. Peygamber böyle buyuruyor. Kendini bu dünyada gurbette bil. Kendini burada garip bil. Bir garip, gurbette yaşayan, uzakta gurbette yaşayan bir garip, yaşadığı yerde orada kalıcı olmadığına göre, orada yerleşme karar vermediğine göre orada büyük bir şey girişmez böyle işe. Daha çok gerçek vatanına kazandığını gönderir kişi. Ev'a bir sebilin ya da peygamber buyuruyor, bir yolcu gibi ol peygamber buyuruyor. Yolcu gibi dünyada ol böyle işe. Bir insan demek ki ölmek insan eli olmadığı gibi ölmemek, ölümden kaçmak da insana bir yarar sağlamıyor. İnsanın Allah'ın takdir ettiği vakit geldiği zaman insan ölmeye mahkum ölecektir insan. Peki bir insan nerede öleceğine kişi buna karar verebilir mi? Hayır, veremez. Allah Teala buyuruyor Lokman Suresi ayet 34'te, Sebillah, ve ma tedir nefsün beyi erdin temut, Mevla buyuruyor. Ve ma tedir nefsün, hiçbir nefis, hiçbir canlı bilemez. Beyi erdin temut, hangi yerde öleceğini bilemez, Mevla buyuruyor. Kişi aniden bir işi çıkar, canı sıkılır,
mecbur kalır, elinde olmadan kişi bir yere gider, o kişinin eceli nerede gelecek, onun canı nerede alınacaksa orada ölür muhteremler. Yani kişi İsir'de ölemezdi. Hastaneye gider, trafik kazası olur. Nice yabancı uyruklar, mesela trafik kazaları oluyor, gurbette ölüyorlar. Demek ki insan nerede öleceğini de bilemiyor insan, bunu da bilemiyor insan. Yalnız bir gerçek var tabii, her canlı, yani her insan, tabii konumda insan olduğu için, demek ki her insan, yani daha açısı hepimiz muhakkak ki kesinlikle öleceğiz. Ölüm bize gelecek, öleceğiz. Efendim işte ben ölmek ölümü hatırlamak istemiyorum. Hayır, öleceğiz muhteremler. Hatırlarsak bu bizim yararımız olacak. Neden? Ölümü hatırlayan kişi dünyada kötülük yapamaz. Kimseye zulüm, baskı yapamaz. Kimseyi aldatamaz. İbadet elden geldiği kadar çoğaltmaya çalışır ölümü hatırlayan kişi. Bunun için buraya Peygamber Aleyhisselam Hazretleri zikrül mevti sadakatün. Ölümü hatırlamak da bir nevi bedenin sadakasıdır. Yani bir kişi aynen bir fakire, yoksula sadaka verir gibi kişi bundan sevap alıyor. Demek ki ölümü hatırlamak da o da bir ibadettir. Onun bir sevabı vardır. Kişi bilinçli olarak ölümü hatırlarsa gerçekten kişinin hayatı çok değişir. Bir Müslümanın biri, Müslümanmış elhamdülillah, namazını da kılıyormuş. Fakat İslam'ı tam yaşayamıyormuş. Bazı günahlara gidebiliyor, gafil olabiliyormuş. Allah-u Teala'ya tam kul olamıyormuş. Bir gün düşünüyor, çevresine bakıyor, biraz şöyle hayalen geriye doğru gidip bakıyor. Burada da kimler vardı çevremde düşünüyor. Filan kişi ne oldu? Öldü. Filan teyze öldü. Filan amca öldü. Hatta kendi yaşıtları, arkadaşları öldü. Kendin daha küçüklerini de düşünüyor. Onlar işte ölenler de var. Diyor, sıra bana da gelecek. Peki ne oldu bunlar diyor. Koşuyorlar, koşuşturdular. Bir heyecan, hatta kavga, dövüş, tartışma yaptılar. Sonunda çocukların aynen oyunları gibi. Şimdi 3-5 çocuk bir araya geldi mi çocuklar, oynar tabii çocuklar. Yalnız canları sıkılır. Bir araya gelince oynarlar. Ama oynarken o kadar hırslı oyuna dalarlar ki kavga, gürültü, sövme, terleme, yorulma, bağırışma, darılışma aralarında bunlar olur böylece. Sonra oyun bırakılır. Elde bir şey kalır mı? Hiçbir şey kalmaz böyle. Dünya tabi bunun gibidir. İşte bir Müslümanın biri bu şekilde düşünüyor, tefekküre dalıyor, ölümü hatırlıyor. Fakat bir türlü nefsi emmaresi buna isyan ediyor. Yani nefsi ölümü pek benimsemiyor. Ölümü her ne kadar kabullense de ama ölümü çok çok uzak görüyor ölümü. Bu kişi ne yapıyor şimdi? Ölümü tam gönlüne yerleştirmek için çoğu çocuğunu bir yere gönderiyor. Tabi eski evler genelde kerpiçten ve tavan döşemeleri, tavanları toprak oluyor. Bu kişi odanın ortasına bir çukur kazıyor. Tam mezarın çapında.
eni boyu tam mezarın çapında, odanın ortasına mezarı kazıyor, tam da mezar derinliğinde. Sonra çarşıya gidiyor bu kişi, kefen de alıyor. Gerçek kefen de alıyor. Eve geliyor, kendi kefeni kesiyor. Çoğuşluğunu bir yere göndermiş, bir zaman kalmaları için. Eski tabi insanlar oturduğu evleri denamış böyle. Geceler karanlık oluyor, ıssız, sessiz oluyor gecede. Bu kişi yaslanmadan sonra oturuyor, şöyle ölümü hatırlıyor, ahiret hatırlamaya çalışıyor. Ama nefsi gaflette, işte bir yere katı hal var. Tam nefsi buna ölümü tam benimsemiyor. İnanamıyor bir parça. Uzak görüyor ölümü. Bu kişi kalkıyor, banyoya giriyor, bir gusül abdestle yıkanıyor. Ondan sonra şöyle ama kendi kendine tefekkür ediyor. Ben öldüm. İşte beni yıkadılar diyor. Sonra kurulanıyor, kefeni yatıyor, kefenin içine giriyor. Aynen kefen şeklinde gömleği de giyiyor. Diğer kısmı üzerine tamamen sarılıyor. Bu kişi kalkıyor gecenin karanlığında. Işığı kandili söndürmüş, mezara girip yatıyor. Tam gerçek mezar çapında toprak. Gerçek kefeni giymiş, çırılçıplak kefen içerisinde karanlıkta mezara yatıyor. Yatıyor ama nefsi şimdi korkmaya başlıyor. Gecenin yarısı, hiç çıt yok, sessizlik, karanlık. Kefenin içerisinde, gerçek mezarda, tam mezarda korkmaya başlıyor nefsi. Aman kalk, işten bir heyecan, korku ürperdi, kalk diye. Şöyle diyor nefsine, ey nefsim diyor. Evet, şu anda kalkabilirim. Gerçek ölmedim, kalkabilirim. Elim ayağım tutabiliyor. Ama bir gün gelecek, belki yarın, belki bu gece diyor. Ama bir gün gelecek, Azrail canımı aldığı zaman, gerçekten öldüğüm zaman, işte beni yıkayacaklar, beni bu kefene saracaklar, beni böyle mezara koyacaklar, üzerimi örtüp dosyamı diyecekler. O zaman kalkamayacağım. Ben çıkamayacağım. Bu gerçek olacak. O zaman ne olacak halim diyor. Ve sanki süvar melekleri gelip kendine soru soruyorlar. Men Rabbuki Rabbin kim? Sanki bu duyar gibi oluyor. Öyle hali alıyor kendisinde. Muazzam işte korku başlıyor. Ürperti başlıyor. Ama ölüme tam inanıyor. Yani ben öldüm, yıkandım, kefeni giydim, mezardayım. İşte bu gerçek ölüm bu diyor böylece. Tam inanıyor. Sonra yavaş yavaş doğruluyor. Mezardan çıkıyor. O kefeni çıkarıyor. Normal dünya elbiselerini giyiyor. Namaza duruyor. Ama bakıyor. Namazı başka namaz oluyor şimdi ama. Sanki ölüm yaşamış. Ahirete gitmiş dönmüş. Mezardan geri dönmüş gibi. Aynen o haliyle. Tabi gecenin yarısında. Issız, sessiz, karanlık. Kimse yok yanında, şit yok yanında. Gerçek ölümü yaşıyor. İçinde muazzam bir ürperti, korku içerisinde. Fakat öyle bir namaz kılıyor ki. O namazı kendi de beğeniyor namazı ama. Tam Allah kendini veriyor. O namazdan başka bir hal alıyor, namazdan alıyor. O gün uyumuyor, sabah uyumuyor. Hep Allah tevbi istiğfar ediyor. Sonra tabii aradan biraz zaman geçiyor. Yine bak, yine gaflet. Yine ölümü unutma, ahireti unutma. Yani dünyaya dönme. Arada bir bunu tekrarlayınca gerçekten ölüme tam inanıyor. Kendisi zamanla büyük evli oldu, makamına erişiyor kendisi de. İşte demek ki bizler ölümü hatırlamakla hemen ölmeyiz. Yani eyvah işte hatırlamayalım, korkuyorum. Hayır.
Derler ya, korku ölüme faydası yok mu derler. Ya hatırlama ölüm gelmez. Unutsak, o bir unutmaz ama böyle. Yani biz ölümü hatırlamasak, ölüm bizi unutmaz. Biz onu unutsak, o bir unutmaz muhteremler. Peki, ölümden sonrası nasıl bir alem acaba? Dünyanın daha mı iyi acaba? Peygamber şu bir hadis-i şeriflerinde Aleyhisselam Hazretleri, anne karnındaki yavru 9 aya ulaşmış, artık dünya hayatına uyum sağlayacak duruma gelmiş. O çocuğun anında bilinci olsa, ona işte oradan çık da dünyaya gel deseler, çünkü gelmek istemez diyor. İstemez. Benim yerim çok rahat der. Ana karnında iki büklüğüm, üç karnlık içerisinde, zindan gibi yerde, ama oraya alıştığı için, dünyayı görmediği için, benim yerim çok rahatlık, iyi, aman bana dokunmayın der. Peygamber'e buyuruyor Aleyhisselam Hazretleri. Sonra bu çocuk, tabi isterse mi dünyaya gelince, biraz da aklı gelişti dünyayı görünce, artık tabi oraya geri dönmek istemez bu peygamber Aleyhisselam Hazretleri. İşte aslında ahiret alemi de, ki ölümden sonra aleme berzah alemi deniyor. Alem o şekilde. Yani berzah alemine göre bu dünyada çok dar, çok sıkıcı, ana karnı gibi buyuruyor. Ve Peygamber bir alışan şey buyuruyor Aleyhisselam Hazretleri. Dünya sicnül mümini ve cennetül kafir Peygamber buyuruyor. Dünya, bu dünya sicinül mümini, müminlerin zindanı. Bu dünya müminler için bir zindan dünya. Ve cennetül kafiri, kafirlerinde bu dünya cenneti onlar için de. Peki bu ne anlama geliyor acaba? Şu anlama geliyor muhterem din kardeşlerim. Gerçek mümin ölümden sonra öyle bir aleme kavuşacak ki, cennetten başka, daha mezar alemi yani, kabir alemi, berzah alemi deniyor buna, o alem göründüğü gibi değil. O kadar geniş, o kadar nurlu, o kadar tatlı ki alem, kimler kimler var o alemde? 100 küsur bin peygamber, kim bilir kaç milyon veya milyar evliya, o kadar şehitler, salihler, tekva aşıklar, müminler var. Kimler kimler o alemde var. O alem o kadar geniş bir alem. Şimdi o aleme göre ve sonra cennete göre bir mümin dünyada padişah da olsa o aleme kıyasan onun dünyası bir zindandır gene. Kafire gelince Allah korusun, bir insan imansız giderse ahirete, onun kabri cehennem çukuru olacak. Kabri onu sıkacak, karanlık olacak, zindan olacak, korkunç olacak. Bir kafir dünyada ne kadar fakir fukara da olsa, sıkıntı çekse bile, ama onun kabrine göre dünya için cennet hükmüne gelmiş oluyor. Bir kişi öleceği zaman ona ne yapmak lazım geliyor birden. Tabii hepimizin başına gelecek ama diğer bir mümin kardeşimizin başına ölüm hali daha önce gelmiş. Yakınımız olsun mesela, bir komşumuz olsun belki. Biz ona acaba nasıl bir yardımcı olabiliriz veya ne yapmamız gerekiyor? Peygamber buyuruyor Aleyhisselam Hazretleri bu şekilde, lekkül mevtaküm la ilahe illallah. Hadis-i şerif Müslim'de, bazı şerif kitap siteden Peygamber böyle buyuruyor. Lekkül mevtaküm
La ilahe illallah mevtalarınıza, yani ölümü yaklaşan kişiye kelime-i tevhidi telkin edin. Ona bunu sürekli söyleyen bir Peygamber. Bir kişinin ölüm hali yaklaştı mı? Yaklaştı mı? Bu da tabii nasip meselesi. Herkese yatağında, evinde nasip olmuyor tabii. Kimi yolda ölür, kimi ambulansta ölür, kimi hastaneye götürürken ölür. Kimi trafik kazasında ölür tabii. Ölüm değişiyor tabii. Ama tabii en iyisi kişi yatağında ölürse daha başka bunun bir özelliği var. Şu özelliği var. Bir kişinin ölüm artık yaklaşınca onun gözleri pek göremez. Gözünün nuru alınır bundan ki o kişi dünyayı pek göremez de öbür alemi görmeye başlar kişi. Ölümü yaklaşınca. Artık gelenleri pek seçemez. Gözü pek göremez. Ama öbür alemi kalp göz açılmaya başlar. Ruhu göz açılmaya başlar. Öbür alemi görmeye başlar. Öyle annesini, babasını, yakınlarını, şunları, bunları, onlara girerler. Onları görmeye başlar. Yalnız ölecek olan kişinin gözünün nuru gitmekle beraber kişinin kulağı işitmeye devam eder. Tabii kişi normalde sağır falan değilse, hayatındayken kulakları normal işiten kişi, bu kişi son ana kadar kulakları duyar. Bu işi ne yapma gerekiyor? Bir kişinin ölüm artık yaklaştığı, ölüm belirtileri meydana çıkınca, öncelikle o kişinin yatacağı şekil, odasının durumu çok önemli. Ağızların yanına bir de rahmet melekleri de gelir, azap melekleri de gelir. Rahmet meleklerin odaya girmesi için odada kötü pis koku olmaması gerekiyor. Sonra odada resim, hele boy resimler, duvarda asılı filan böyle resimler varsa resim olan bir odaya melekler de giremiyorlar. Hangi melekler? Rahmet melekleri giremiyorlar. Bunun için odadaki kötü kokuyu gidermeli. Mümkünse güzel bir koku olmalı evde. Tabi kolay değil ama alkol olduğu için. Onun dışında başka bir koku olmalı ev içerisinde. Evde resim filan varsa bunları dışarı çıkarmak gerekiyor. Sonra ölecek olan kişinin yanında, tabii kadın da olabilir. Yalnız eğer kadınlar, kızlar o anda adet halinde iseler, orada olmamaları daha iyi. Melekler onun yanına pek sokulmazlar o anda. Ama ölecek olan kişi artık yoksa yanına başkaları, tabii gelebilir, haram değildir böyle, olması daha iyi. Sonra ölecek olan kişinin yatış şekli. İki türlü şekil vardır, yatma şekli vardır. Bir, sağ tarafına yatırılır, kıbleye doğru sağ tarafı gelir. Mesela önü kıble ise, başı böyle gelir, ayağı bu tarafa gelir, sağ taraf hafif yatırılır, kıbleye bakar. Eğer odanın şekli buna müsaade değilse, ikinci şık, ayakları kıbleye gelir, o şekilde atar. Başın altına hafif bir yastık konulur, yüksekçe konulur ki, yani yüzü kıbleye bakacak kişi. Yani böyle. Bakacak şekilde gelir. Sonra bir de en mühim burada, ağlamak, çağırmak, bağırmak, çağırmak, telaş kesinlikle olmaması gerekiyor. Sessiz sakinlik. Çünkü ölecek olan kişi o anda artık öleceğini bilir. Öleceğini bilir. Ona çok şeyler görünür. O belirtileri anlar. Öleceğini bilir. Tabi ne de olsa insan korkar anda. Nasıl o aleme gidecek? Korkar, bir heyecan olur. Bir şok geçirir kişi.
Hele etrafında bağırma, çağırma, ağlama, mağlama oldu mu, gürültü oldu mu, bunun o kişiye çok ama çok zararı olur. O anda ağlama zamanı değildir, o kişiye yardım etme zamanıdır. Peki ne yapılacak? Ölecek olan kişinin duyacağı şekilde, mümkünse o kişinin sevdiği bir kişi, onun yaklaşarak, onun yanında kelime-i tevhidi böyle yavaş yavaş tane tane söyler. La ilahe illallah, la ilahe illallah, Muhammedun Resulullah. La ilahe illallah, Muhammedun Resulullah diye söyler. Ölecek olan kişiye söylenmez. O duyar bunu. Eğer sağ değilse hayatında, o kişi bunu duyar. En son, ölecek kişi en son, işin duygusu gider. O kişi bunu duyar. Eğer ölmek üzere olan kişinin dudakları kımıldayarak veya hafif sesle bu kelime-i tevhidi söylediği anlaşılırsa, fark edilirse yeter. Ne zaman yeter? Eğer arada başka bir dünya kelime konuşmazsa kişi. Evet, kelime-i tevhidi söyledi ama sonra mesela su içti, bir şey oldu, bir şey yaptı. Tekrar buna söyleme gerekir. Kelime-i tevhid yani La ilahe illallah Muhammedur Resulullah. Bu. Peki bunu söylerse ölecek olan kişi ne olur? Nedir bu? Peygamber Aleyhisselam Hazretleri Men kâne ahru kelamihi La ilahe illallah dehale cenneh buraya Aleyhisselam Hazretleri. Bir kimsenin bu dünyadaki son sözü bu kelime olursa dehale cennet, cennete girdi. Yani kesinlikle de girecek anlamına geliyor. Tabii nasip olursa Allah'ın izniyle demek ki bir kişi yanında bu söylenirse, o kişi de bunu söylerse, o kişinin bu dünyadaki son sözü kelime-i tevhid olursa o cennete girecek. Peki başka günahlar varsa ne olacak? Tabi bunu Allah biliyor muhtemelen. Allah biliyor. Eğer başka günahları varsa mahşerdeki mizan tartıda günahlar fazla gelirse tabi günah çekmek üzere cehenneme atılabilir. Orada yıllarca, asırlarca yanabilir. Ne var ki cehennemde ebedi kalmaz. Bir gün orada mutlaka çıkacak, cehennete girecek anlamına geliyor. Geliyor. Bir de ölecek olan kişinin yanında Yasin suresi okunması da çok güzel faziyeti üstündür okunması da. Tabii Kur'an okumasını bilen bir kişi fazla bağırmadan, fazla telaş yapmadan ölecek olan kişi duyacak şekilde. Hele ölüm halindeki kişi de Yasin okumasını, Kur'an okumasını biliyorsa o andakini pek beceremez çünkü gayet beyin karışır. Beyin karışır ama Kur'an takip eder. O da buna kalben devam eder buna. Yanında Yasin-i Şerif acele etmeden böyle yavaş yavaş böyle tane tane okunur. Eğer bir kişi yanında Yasin okuma nasip olursa o kişiyi Mevlam suya kandırır. Çünkü ölüm halinde ki bunu Arapça sekiratü mevt diyor. Yani ölüm sarhoşluğu. O anda en büyük şey hararet olarak böyle. Ciğerleri kişi orada yanar, ateş basar, hararet. Tabi sıkıntı. Hatta kişi ölüm yatağında henüz tam ölüm ta gelmeden önce kişinin kuvveti var, bilinci varsa, kuvveti varsa kişinin, kişi durmadan ayaklarına uzatır, toplar, elini göğsüne koyar, ne yapar, hareketler. Bu neden? Sıkıntıdan böyle. Ölüm sıkıntısı. Çok zordur böyle.
Yani ölmek kolay değil muhtemelen kardeşim. Ölüm sıkıntısı böyle çok zordur. Ayağını toplar bırakır, elini toplar bırakır, şey yapar. Tabi sonrasında ne yapar? Artık gücü kuvveti kalmaz. Can çekilme başlayınca kendini salar. Ama içinde muazzam sıkıntı vardır. Hararet böyle. İçi yanar yanar. Tabi elden geldiği kadar ona su verilir. Ama çay kaşığında, ama çorba kaşığında, ama pamukla sonra tabi zemzem varsa daha da iyi olur, su verilir. Tabi bunun da ötesinde yanında Yasin-i Şerif okunursa o kişiye Rabbim öyle bir hal verir ki o kişiyi sanki su içmiş gibi ve suya kanmış gibi harareti sakinleşir kişinin. Ve ruhunun daha hafif çıkmasına tabi sebep olur. Tabi bir de ani ölümler vardır. Ani. Mesela bir kalp sekteci gelir, bir anda hiç ölüverir. Ya bir kaza ile mesela, depremdir, şudur budur, trafik kazasıdır. Bir ani ölümler de vardır. Peki bunların hangisi daha iyi acaba? Tabi elimizde değil tabi bunlar böylece de. Peygamber Şükrü Aleyhisselam Hazretleri, mevtül hüceti, hüce aile demektir. Ani ölüm nedir? Rahatun lil mümini. Mümin için o daha iyidir, rahattır. Ani ölüm böyle. Mümin için ama böyle. Hangi mümin? Gerçek mümin için ani ölüm rahattır. Ölüm acısı çekmeden, şoka girmeden, beyni fazla karışmadan, korkmadan da böyle. Fazla korkmadan da ani ölüm mümin için rahattır, daha iyidir böyle. Kendini birden bir halde buluverir böylece. Ama kim için bu? Mümin içindir. Ve esefün alel faciri. Ama facir için bu bir eseftir, teessüftür. Yani zarardır, onlar için ziyandır bu. Facirdir, facir günahkarlar için. Namazı var, namaz borcu var, kaza borcu var, oruç borcu var. Haramları da tam bırakamamış, tam tövbe edememiş, diyet almış, henüz daha ölümü hatırlamamış ama ölüm gelivermiş. Aniden, aniden kendi böyle buluverdi. Eyvah, yandı böyle şey, yandım böyle şey, eyvah. Kaza namazım vardı, şuyum vardı, buyum vardı, yandı gitti. Onun için bu esef, yani teessüf, üzüntü, hüzün onun için eyvah derken. Ama gerçek mümin ölümü hazırlanmış. Beş vakit namaz düzenli kılmış. Kılamadığı varsa zamanları kazasını yapmış. Orucu tamam. Günahları bırakmış, terk etmiş. Allah yolunda din için çalışmış. İslam için çalışmış. Ölümü hazır. Bunun için nedir? Ani ölüm daha iyidir. Rahattır böylece. Ölüm halinde kişi ölmeden önce melekleri görüyor. Önce iki melek ikramızdan var. Mevlam buyuruyor. Kiramen katibine. Kiramen Allah katında mükerrem. Katibin yazı melekler. Ya'lemûne mâ tef'alû. Ne yaparsanız biliyorlar. Hepimizle beraber. Hepimizde var. İki melek ikramızda var. Sağda solda. Şimdi tabii kişi artık ölüm hale geldi mi o artık işi bitiyor. Dürülüyor. O kişi o anda melekleri görüyor böyle. Görüyor. Yine kişi o anda amel defterini görüyor kişi anda. Sana bakacak. Tabii eğer sevapları çoksa sevinecek tabii. Sonuna bakacak. Günahı azsa. Tabii sıfır günah biraz imkansız tabii aşağı yukarı. Ama günah azsa tabii yine sevinecek. O anda iki melek bununla vedalaşacaklar. Fîn-i kâne mutî'an. Eğer bu kişi Allah'a itaat eden, peygamber izinden giden, isim yaşayan kişi ise kâle lehu. İki melek birden buna şunu söyleyecekler.
Cezakallahu anna hayren. Allah seni bizim tarafımızdan hayırlı şekilde mükafatlandırsın. Yani Allah senden razı olsun diye bunu dua edecekler. Ferubbe men sıdkın ecdestana. Diyecekler ki bana ne mutlu sana. Sen çok güzel meclislerde, yani sohbetlerde, manevi feyizlerde, zikir meclisinde, manevi sohbetlerde böyle, camilerde bizi oturttun. Oturttun. Biz de sen haber ondan ta feyiz aldık. Ve amelin salihin ahlartana. Güzel ameller işledin. Ameli salih işledin. Namazın, orucun, ibadetler yaptın, Kur'an okudun, Allah'ı zikrettin, İslam için çalıştın, din için çalıştın. Biz orada hazır bulunduk, seninle beraber bulunduk. Allah senden razı olsun. Senin sayende biz de ondan çok tatlı feyiz aldık diyecekler. Feyiz tat nedir muhterem din kardeşlerim? Ruhun aldığı bir duygu. Bunu tabii insanların çoğu bunu yaşamışlardır, yaşarlar böyle şey. Büyük evlilerde bu sürekli olur. Feyiz denen şey böyle. Ruhsal zevk, manevi feyiz denen böyle. Gönüldeki bir huzur, ruhsal bir zevk, feyiz. Ki bu bütün maddi zevk hepsini geçer. O kadar tatlı bir haldir. İşte melekler de aynı zevki alıyorlar. Yani 3-5 Müslüman toplantısında bir yere Müslümanlar, şu Allah için böyle. Orada günah işlenmeksizin, gıybet yapılmaksızın, orada Allah için bir yere gelse Müslümanlar, orada mali sohbetler yapılsa, Kur'an okul zikrullah yapılsa orada, insanın ruhu ondan nasıl tatfiz alıyorsa, melekler ondan zevk alıyorlar. Alıyorlar. Tabi de bunu Allah korusun, aksi var Allah korusun. Eğer ölüm hali olan kişi Allah korusun, abdestsiz, namazsız, din ilgisi olmayan kişi, başıboş yaşamış, haş Allah emir hiç hatırlamamış, peygamberi bilememiş, hiç yaşayamayan kişi ise, iki melek ona kızıyorlar. O zaman ona şöyle diyecekler, Allah'a şükür, senin gibi habis ruhtan, yani kötü, pisten kurtulacaklar bu şekilde böylece. Çünkü bu iki melek zavallı muhtemelen. Açmak lazım onları da. Allah korusun. Mesela bir kişi içkili gazinoya gidiyor. Kadınlar yarı çıplak, saz cazlı bir salona gidiyor. Sazlı cazlı salon böyle. Kadın da kıza yarı çıplak. Erkeklerin çoğu alkolik, iyi böyle sarılmışlar ki el dokunması haramdır. Sazlar havayı vuruyorlar böyle işte. Oraya gitmiş. İki melek onlara mecbur girmeye böyle. Ama nasıl sıkılıyorlar böyle. Yani kişinin meleklere verdiği eza, cefa kişi yeter böyle. İşte insan buna bile hepsi böyle. O kadar. Tabi bunun gibi Allah korusun kişi abdestsiz, namazsız, böyle haramlara giden, günahlara yerle giden kişi ise Allah korusun, işte melekler buna beddua ediyor yani. Allah'a şükür, sen gibi habis ruhtan kurtuluyorsun buna diyorlar kendisine. Sahabe-i ikramdan Ebu Seyyid Hudri Hazretleri vardır. O şöyle buyuruyor, ben diye peygamberden aynı şey işittim ki diyor. Peygamberden şunu duydum böyle diyor. Yakulu. Peygamber şöyle buyurdu Aleyhisselam Hazretleri diyor. İnnel meyyite. Ölen kişi. Yarifü men yalsilühü. Onu kim yıkıyor? Yıkayanları bilir diyor. Görüyor böyle diyor bak. Ölen kişi. Onu kim yıkıyor? Yıkayanı görüyor. Ve men yahmilühü. Onları ölen kişi kimler taşıyor tabutunu? Kimde yükleniyorlar? Onları görüyor, biliyor. Ve men yudlihi fi kabrihi. O kişiyi kabrine kim indiriyor? Kabrine mesela kim indiriyor? Hepsini onları görüyor, biliyor. Bunu da biliyor, buyuruyor.
Bir gün talebeleri Hazreti İmam-ı Gazali'ye sohbete sormuşlar. Talebeleri, öğrencileri, din talebeleri tabii. Hocam demişler, ölüm nasıl bir şey? İnsan nasıl ölüyor? Ölen kişi ne oluyor? Kendini biliyor mu? Ne oluyor acaba? Sormuşlar buna. Koca İmam-ı Gazali, biliyorsunuz Zülcirahîn. Hem zahir ilimde, Kur'an, hadis, fıkıh hepsinde, hem maneviyatta, velayet makamında çirk varlıklı yani böylece. Tam kemalde bir evlullah. Ve durmuş da şöyle demiş talebelerine. Yavrularım demiş, bir şeyi tatmadan bilinmez demiş. Men lem yezuk lem yarif. Bir şeye tatmadan tam bilinmez demiş. Önce ben kendim ölümü tadayım. Öleyim yani demiş. Öleyim, ölümü yaşayayım. Ben sonrası bir anlatırım demiş. Tabii evliya keramet sahibi. Şimdi talebe diyor ki, hocam ama sen öldükten sonra bize nasıl anlatırsın bunu? İnşallah anlatırım diyor. İnşallah anlatırım diyor tabii. Öyle kapını tam mesele. Tabii zaman geldi. O da Mevla'ya kavuştu. 55 yaşında idi. Yani daha dinç, sağlıklıydı kendisi de. İri yapılıydı kendisi de. Yaş 55'ti. Genç çağında daha. Rahmetli oldu. Rahmetli oldu. Öldüğü gece, mezara konmuşlar böyle günü. Öldüğü gece kendisine ölümü soran talebelerin her birisinin rüyasına o gece geliyor. Hepsine de. Başkana gelmiyor böyle. Yani o günün sohbetinde, ders halkasında bulunan talebelerin hepsinin rüyasına o gece geliyor. Onlara şöyle diyor. Evlatlarım diyor, siz bana diyor filan zamanda ölümü sormuştunuz. Hocam ölüm nedir? Nasıl ölünüyor? Ölen kişi ne oluyor sormuştunuz. Ben size söz vermiştim Allah'ın izniyle diyor. Ben kendim ölümü tadım yaşayayım, haber veririm diye. İşte bugün bir ölümü yaşadım, ölümü tattım, öldüm, kefene giydim, mezara girdim. Şimdi gelin size bunu haber ver diyor. Sözümü yerine getirmek için geldim. Tabii her biri şimdi merakla. Ama rüyalarında her biri de rüyaya sadıka açık, net olur, berrak olur. Öyle karışık olmaz. Akılda kalır rüya sadıka. Açık görüyorlar. Şura buyuruyor. Yavrularım diyor. Hastalandım tabii birdenbire diyor. Ben dedi ölüm yatağına yattım. Ecel yastığına başımı koydum. Artık öleceğimi anladım diyor. Öleceğimi anladım. Ama tabii biraz diyor, korku geldi bana da. Acaba dünyam nasıl geçti? Acaba beni yaratan Rabbim benden razı oldu mu? Acaba dünya aldandı mı ben de acaba? Acaba nasıl öleceğim? İmanımı kurtaracağım mı acaba? Böyle diye düşünürken bir ses duydum diyor. İlahi ses. Bütün hücrelerim onu duydu. Bana bir feyiz geldi böyle diyor. Ruhsal zevk geldi diyor. Bana Rabbim şöyle buyurdu anda diyor. Bismillah. İrci'i ila Rabbiki râdiyeten merdiye. Bana veren böyle buyuruyor diyor. İrci'i ila Rabbiki, ey ismi Muhammed'dir. Ey Muhammed kulum, Rabbine dön gel artık. Dön Rabbine. Ben yarattım seni, bana dön gel. Ne olduğun halde? Râdiyeten, benden razı olarak. Merdiye, ben sen razıyım. Rabbimin diye bu hitabını duyunca bana öyle bir hal geldi ki diyor. Ruhsal zevk, manevi feyiz. O kadar tatlı bir hal geldi diyor. Ve bana yerim gösterildi diyor. Yani hem kabrim gösterildi. Ondan sonra bana Rabbim diyor, cennete yerleşeceğim yer bana gösterildi diyor böyle. Ben de cehennete bakarken meğer Azra Aleyhisselam gelmiş, canımı almış, ruhum bedenini ayırmış,
ben ne azali gördüm, ne de öldüğümü fark ettim ben diyor. Cennete bakarken diyor, gözlerim kamaştı. O güzelim cennet, o şaşalı cennet, melekler, huriler, gök kapıları açıldı, bakarken ölüm fark edemedim diyor. Bir ara diyor, kendime geldim, baktım diyor, Allah Allah, ben çok sağlıklıyım, sağlıklıyım, kendime baktım diyor. Hararetim yok, o güçsüzlüğüm yok, hastalığım yok, gayet iyi bir haldeyim. Ama tatlı ruhsal feyizler içindeyim, tatlı haldeyim. Etrafa baktım diyor, evde değilim, başka bir alemdeyim diyor. Dünya değil, başka bir yerdeyim. Biraz sonra diyor, dünyaya gönderildim diyor. Dünyaya döndüm geldim, doğru evime geldim diyor. Baktım diyor, evimin dış kapı önünde bir kalabalık yığılmış. Kendi tabi zamanın çok ünlü olduğu için ölümü duyulu duyulmaz herkes koşmuşlar. Yani binler kişi bir haber vermişler, koşmuşlar buna. İmam Gazali öldü derken. Baktım diye evin önünde muazzam bir kalabalık. Tabii bu kendini öldüğünü bilmiyor. Ruh halinde ama onun hepsini tabii görüyor. Onlara şimdi merak ediyor, soruyor. Ne oldu, niye topladınız buraya? Ne var bu evde? Kimse bana cevap vermedi diyor. Allah şaşırdım diye, içeri girdim diye, baktım diye evde diyor. Hanımı gördüm önce diyor. Hanım diyor oturmuş ağlıyor. Hanıma sordum diyor. Hanım niye ağlıyorsun? Ne oldu? Ne var bizim evimizde? Ne bu kalabalık? Hanım diyor ne benim yüzüme baktı ne bana cevap verdi diyor. O da bana cevap vermedi diyor. Dedim diyor Allah buna niye bana küstü acaba? Ne oldu bunlara? İçeri girdim diyor. Yattım odaya girip baktım diyor. Orada bedenimi gördüm diyor. Bedenim uzatılmış. Üzerine beyaz bir şey örtmüşler. Orada bedenim yatıyor diyor. Bunun üzerine buna bazı talebeleri şimdi sormuşlar. Hocam peki sen başka bedenin başka mı? Sen nasıl bedene bakıyorsun o şekilde? Şöyle cevap vermiş. Bir insan demiş eli omuzdan kolu kesilse, ayağı kalçadan kesilse, bir yere konsa. O kişi demiş nasıl ki kesik koluna, kesik bacağına nasıl bakıyorsa işte ben de bedenime öyle baktım demiş. Ben başkayım demiş. Yani ben bendeyim. Akıl, bilinç hepsi bende. Bedenim artık bir organ şeklinde yatıyor. Ölüm anladım. Ve sonra sayıyor. İşte filan filan geldiler. İşte beni kaldırırlar. Yıkanıcı beni götürdüler. Filan kefenimi biçti. İşte filan kişi yıkadı, filanlar suyumu döktüler, filanlar kefenimi giydirirler, tabutuma koydular. İşte cenazemi taşıyanlar, tabii on binler kişi gelmiş cenazesine, namazını filan kıldırdı, mezara şu indirdi. Ve bunları sayıyor. Peki hocam, sonra ne yaptın mezarda? Soruyorlar, ne yapacağım mezarda diyor. Tabii ilk mezara girerken diyor, şöyle bir düşündüm diyor. Yani ben de ölmüşüm demek ki. Ben de gireceğim mezara diyeten diyor. Mezara girdim diyor. Rabbim buyurdu ki diyor mezara ya kabir vesi'lehu kuluma genişle. Açıl. Böyle diyor. Mezar genişledi böyle diyor. Artık gözümün görebildiği kadar genişledi diyor. Cennetten pencere açıldı. Cenneti gördüm. O arada İki melek geldiler diyor bana soru sormaya. Men rabbüke ve ma dinüke ve men nebiyüke. Bana sorma sorular diyor. Ben diyor o anda gülümsedim diyor onlara karşı. Dedim ki meleklere diyor. Melekler işte bana Rabbim soruyorsun. Rabbim kim diye. Zaten benim bir tek Rabbim vardı. Dünyada artede böyle işte. Ben bir an unutmadım Rabbimi. Rabbim de işim yandı benim için. Mevlam buyurdu ki meleklere diyor, meleklerim bırakın kulumu, bana sorma dedi böyle diyor. İşte de şimdi size söz vermiştim, onun için size geldim, durumu anlatmaya geldim diyor. Peygamber şöyle buyuruyor Aleyhisselam Hazretleri,
İdfünü mevtaküm vasta kavmin salihine. Peygamber diyor ki Aleyhisselam Hazretleri, mevtalarınızı salih kişi arasına gömünüz. Mevtalarınızı mutlaka yani iyi insan arasına gömünüz peygamber. Fe innel meyyite. Meyyit de o mevta ölen kişi de yeteezza bicari su'i. Çünkü o mevta da eğer yanında günahkarlar, fasıklar, münafıklar kâf olursa ondan eza duyar peygamberimiz buyuruyor. Kema yeteezzel hayyü bicari su'i. Hayatta olan kişi nasıl ki kötü komşusundan eza duyuyor, ikrah ediyor, tiskiniyorsa ölen kişi de eğer kabir komşuları kötü olursa ondan eza duyar buyuruyor Peygamber Efendimiz. Gerçekten bu şekilde muhterem kardeşlerim. Özellikle mesela bahçeli evlerde kişinin komşusu ahlaki böyle, güler yüzlü böyle, Allah'tan korkan, haramdan sakınan kişi ise onda insan bir zarar gelir mi? Gelmez böyle şey. Bir de temizse böyle, bahçesinde ağaçlar var, çiçekler varsa güzel kokular gelir, zarar gelmez. Ama kişi Allah korusun kötü komşusu olsa, alkolik, kumarbaz, uyuşturucu kullanan kişi, ahlaksız kişi, fuhuş yapan kişi Allah korusun. Eve gelir, bağırma, çağırma, hanımını döver, çocuğunu döver, kavga, gürültü, pislik, bahçelik. Demek ki kabir komşusu da bundan tabi daha önemli. Kabir komşusu da iyi araya kişi gömme gerekiyor. Sahabe şöyle buyuruyorlar. İza furiga min defnin meyyiti vakafa aleyhi fekale. Peygamber Aleyhisselam Hazretleri hayattayken Peygamber Aleyhisselam Hazretleri bir sahabeden biri, bir mümin kardeşimiz o zaman vefat edip de gömükten sonra İza furiga min defnin meyyiti. Meyyitin, ölen kişinin defin işi tamamlıktan sonra. Yani güzel toprak örtüldü, düzeltildikten sonra vekafu aleyhi. Peygamber Aleyhisselam Hazretleri ölen kişinin başına böyle ayağa kalkıp dikilmiş. Fekale, peygamber şöyle buyurmuş. İstağfiru li'ehikum. Peygamber şöyle buyuruyor eshabına. Eshabım. Bu karşısın için onun adına istiğfar yani tevbe edin. Onun affolmasını Allah'tan dileyin. Ve selü lehü tesbite. Onun için de bir de onun kavli sabitte kalması için yani kelime tevhidi söyleyebilmesi için şaşırmamı korkması için ona dua edin. Allah yalvarın. Finnevil an yüz elü. Çünkü o şu anda artık ona soru soruluyor. Peygamber diyor. Tabii peygamberler hatta evliyalar onlar kabirdeki hali görürler muhtemelen. Zaten evliyaların hatta ilk kerameti budur. Keşfül kubur derler. Bir kişi Allah yolunda yürürse ihlas, samimiyetle başka amacı yok. Makamı istemiyor. Hatta manevi makam bile gözünde yok. Sırf Allah diyor Cilal'e böyle. Allah istiyor kişi. İhlasla kişi böyle çalışırsa ve evliya makamına kişi ulaştı mı buna böyle ilk keramet keşfül kuburdur. Bu sürekli olmaz ama bazen olur böyle. Keşfül kubur böyle şey. Kişi otururken murakab halinde, zikir halinde, namazda bile hatta bazen ona bazı kabirdeki hali görünür böyle şey. Yakınlarının, tanıdıklarının falan böyle şey. Kabirdeki hali olduğu gibi görebilir böyle şey. Azap mı çekiyor, rahatta mı çekiyor? Tabi peygamberler bunu her zaman açık görürler böyle şey. Peygamber böyle buyurdu hesabına. Yani öyle yapmamız gerekiyor. Demek ki aziz cemaatimiz, muhterem kardeşlerim. Mevta gömüldükten sonra tabi orada bulunanlar. Gidemeyen hanımlar da
evde. Evde kalanlar da ne yapma gerekiyor? O anda iki şey yapması gerekiyor bak. Bir, ölen kişi adına istiğfar. Ya Rabbi ne olur sen bu konu affet ya Rabbi. Onun günahına bağışla ya Rabbi. Affet ya. Onu kavli sabite tespit eyle. Yani kelime-i tevhide şaşırmadan onu söyleyebilsin, sonra verebilsin diye dua etme gerekiyor. Çünkü bayağı sürüyor kabir sor, bayağı sürüyor. Ebu Davud'da, Bağdat-ı Şerif'te yine bir gün bir kadın, salih kadınmış yani, İslam'ı yaşayan, tesettürü yerinde, ahlakı yerinde güzel bir kadıncağız bir gece rüyasında kendisinin öldüğünü görüyor. Bazen Allah-u Teala kullarını uyarı için, kulun daha iyi olması için Mevla'nın kullarına bazen şey gösterir Mevla rüyasında. Bu kişi de rüyasında açık, net bir şekilde öldüğünü görüyor. Öldüğünü görüyor. Tabi bunu alıyorlar işte. Teneşeyi koyuyorlar, yıkıyorlar, kefenliyorlar. Yıkayanlar da görüyor. Çoğuşluğunu görüyor. Kefeni giydiğini görüyor. Tabuta bindirildiğini görüyor. Namazı kılınıyor. Mezara götürülüyor. Mezara indiriyorlar kendisini. Hepsini böyle görüyor. Mezarda tabi görüyor. Üzeri örtülüyor. Ruhlara bir şey engel olmaz görüşlerine. Ruhlara engel olmaz. O toprak, duvar onlara engel olmaz görüşlerine. Onlar her şey şeffaftır ruhlar için. Bu kişi tabi mezarın göğümüze örtülmüş. Okunuyor tabi birkaç şeyler. Cemaat dalıp gidiyorlar. Arkadan bakıyor böyle. Tabi kolasını görüyor, karışını görüyor, oğlunu görüyor, komşusunu görüyor, arkadan bakıyor. Herkese böyle tıpış tıpış gidiyorlar. İşte o an çok zor geliyor. Gerçekten çok zor bir an işte böylece. Çok zor bir an onun. Herkesin gidip tek kalması anda mezarında. Hele bazen ikinden sonra gömülünce, akşamda gömülünce o anda daha mahzunda oluyor böylece. Arkadan bakıyor. Sonra göremiyor. Ayak sesini duyuyor. Hadis-i şerif bu da sabittir. Ayak sesini duyuyor kişilerin böylece. Tabi arkadan bakıyor. Onları da şöyle bir de görüyor. Kimi mahzun böyle öyle baş önünde hüzgün hüzgün gidiyor. Kimi de güle güle gidiyor, konuşuyor, güle güle gidiyorlar. Arkadan bakıyor onlara. İşte o an ölen kişiye çok mama çok zor yalnız kaldan zor geliyor. Tabi bu kadıncağız da böyle mezarında gömülüyor. Cemaat gidiyorlar. Arkadan bakıyor, kendine bakıyor mezarda kefen içerisinde yalnız kaldı. Derken sanki bir deprem oluyor, bir gürültü. Bir gürültü kopuyor. Şimşek çakar gibi bir ışık, nur beliriyor. İki melek hemen bu yana geliyorlar. Buna başlıyor şimdi kabir sorusunu sormaya başlıyorlar. İlk soruları birinci, men rabbike, Rabbin kim? Rabbin kim? Seni yaratan, seni yöneten, yönlendiren, sen dünyanın Rabbi'ye kimi inandın, kimi iman ettin, Rabbin kim? Bu kadın o kadar korkuyor ki, tabi zor, şok geçiriliyor tabi. Ölüm arasından geçmiş, azali görmüş, şok içerisinde. Kadın düşünüyor, benim Rabbim kim diye, Allah ismini Allah'a koyuyor, unutuyor muhteremler, unutuyor. Aklıma geldi bir olay, çok muhterem bir kişi vardı, Allah rahmet eylesin, çok muhterem, yani evliya bir kişi vardı. Bunu kim ziyarete gelse, tabi dönüşte bazıları buna derlerdi, ne olur işte bana dua et, bana dua et deyince, bu şu dua derdi, Allah İsmini unutturmasın muhteremler. Allah ismini unutturmasın. Allah kimisi unutturmasın böylece. Böylece bunu pek anlayamadım böylece. Tabii sonradan fark ettim. Bakın şimdi size anlayacağız bu durumu inşallah.
Şimdi kadına soruyor melekler. Ama sanki gök gürlüyor böyle. Öyle ses gürültüyor. Ben Rabbike. Saslıyor böylece. Rabbin kim? Kadın düşünüyor. Rabbim kim diye Allah aklına gelmiyor bak. Unutuyor ismini Allah korusun bakınız. Aklına gelmiyor kadın böyle. Tabii cevap veremeyince melekler daha bağırıyorlar. Ben Rabbike. Sanki mezar sarsılıyor. Deprem oluyor. Ben Rabbike. Rabbin kim? Kadın daha da korkuyor. Kan daha korkuyor. Bu kadar kadın muazzam şokta korkuda. Derken kadın bir bakıyor bir ara mezarın başucundan biri geliyor. İçeri giriyor mezar. İnsan. Yok nurlu birisi içeri giriyor. Ve kadına şöyle diyor. Rabbim Allah de. Rabbim Allah de diyor kadına. Hemen kadın toparlıyor kendisini. Rabbim Allah diyor. Tekrar sonra Rabbim Allah deyince diğer soruda geçiyorlar işte. Ve ma dinike dinin ne? Dinin İslam. Peygamberin kim? Muhammed Aleyhisselam Hazretleri. Bunları söylüyor işte. Kıblem Kabe, kitabın Kur'an-ı Kerim böylece. Bunları cevabını veriyor. Meleklere gidiyorlar. Gidiyor melekler. Kadın şey bir oh diyor ruh hali. Zaten korkan ruh muhteremler. Yani korkan, hüzün, kıvanç. Hep bunlar ruhun sıfatları bunlar. Böylece. Yoksa bu hücreler bilmez bunlar böylece. Ruhsal halde bunlar. Kadın şey bir oh çekiyor, bir şey kendine geliyor sanki. O an bir anı bir şokta gene kalıyor. Sonra dönüyor mezara gelen kişiye. Gelen kişiye dönüyor. Hay Allah senden razı olsun be. En sıkıldığım anda sen bana yardıma geldin buraya diyor. Kocam da gitti, oğlum gitti, kardeşlerim gitti, yeğenlerim gitti, amca dayım oğulları gittiler, komşularım gittiler. Kimse bana fayda yok dünyadan. Dünyam bitti. İnsan fayda yok kimseden bana. En sıkıldığım, yalnız kaldığım anda sen geldin. Allah sen ol. Sen kimsin? Sen kimsin? O insan şeklinde ama çok nurlu kişiye cevap veriyor. Ben senin kıldığın beş vakit namazım diyor. Allah Teala beni bu şekilde soktu. Kıyamete kadar seni yalnız bırakmayacağım. Sana arkadaş olacağım kabrimde öyle. Yanına kalacağım. Senin kıldığın beş vakit namazım. Allah beni bu şekilde soktu. Şimdi kadın tabii rahatlıyor şimdi. Sualin verdi artık. Hesap biter elhamdülillah. Azaptan kurtuldu. Yanına bir de arkadaş geldik. Hem kadın şeklinde kadına gelir, erkeklerine gelir. Kadın şeklinde yanına arkadaş da geldi. Hay Allah sen razı olsun ama diyor. Peki diyor, madem benim namazımsın da niye daha önce gelmedin? Sen benim öldüğümü duymadın mı? Mezara konduğumu sen duymadın mı? Niye geç kaldın? Ben çok ama çok korktum, o kadar korktum diyor. Aşırı korktum diyor. Niye daha önce gelmedin? Namazı gülümsüyor. Sen de beni biraz geç kılardın diyor. Onun için bana Rabbim hemen izin vermedi. Biraz geç geldim diyor. He şu işimi yapayım, hele bunu yapayım bakayım derdin diyor. Biraz beni geç kılardın diyor. Onun için biraz geç geldim diyor. Şimdi sevgili kardeşlerim bakınız. Beş vakit namazını kılanmış kalırmış böyle. Tesettürlü böyle. Haramdan kaçınan böyle. Gıybetten kaçınan, haram yemeyen böyle şey. İyi ahlaklı kişiymiş. Namazını az geç kıldığı için namazı geç geliyor. Ya Allah korusun. Namaz kıymetli ne olacak? Ne olacak böyle şey? Bir Arap şairi şöyle buyuruyor. Vel kabr sandukul amel. O kabir amel sandığı işte. O mezar amel sandığı. Kişi ne yapmışsa onları da bulacak. Bulacak böyle şey. Nasıl insan ne ekerse o çıkıyor. İnsan gül dikmiş, gül çıkıyor. Çiçek, çiçek çıkıyor böyle şey. Dikeni bir şey ekmiş, tabii dikeni çıkıyor böyle şey. O çıkıyor. İnsan dünyadan ne götürülse İşte kabrinde kişi onları bulacak. Efendim dünyada 3 tane diploması var mı? 3 ayrı fakülteden. Filan yerin genel müdürüymüş, bakanlık yapmış, şu makamları yapmış, şu makamlara gelmiş, rütbelere gelmiş. Var mı orada geçiyor mu bunlar? Geçersiz. Orada geçersiz böyle
işte. Hepsi geçersiz böyle işte. Efendim dünyada şu kadar muazzam serveti arkadan kalmış, şu kadar muazzam hesabını bilmiyor böyle. Kalmış, onlar da geçerli mi? Yok, geçersiz onlar böyle. Geçersiz. Ne geçiyor orada? Ne götürmüşse onlar da geçerli işte. Önce imanı, Allah sevgisi. İmanın da bir kemali, olgunluğu var. Öyle kuru ham iman olmaz böyle şey. Mesela bir karpuz diyelim, kavun diyelim böyle şey. Henüz daha olmamış karpuz. Bembeyaz daha, katı, tatsız, renksiz karpuz yenir mi? Yenmez böyle. Kavun, ham kavun, ham kokuyor olmamış da, ham meyve, üzüm de, ekşi de olmuyor, kuru üzüm de olur mu? Olmaz. Ne olacak? Olgunlaşması bak. Kemal diyeyim. Olgunlaşması böyle. Karpuz olacak böyle. Kıpkırmızı olacak. Tadı olacak. Kavun bal gibi olacak. Üzüm böyle bal gibi olacak. Portakal efendim tatlı olacak. Olgunlaşacak. İşte iman da böyle. Ben Allah'a inanıyorum böyle. Kur iman kork üzüm gibi böyle. Olmayan bembez, tatsız, renksiz karpuz gibi muhteremler. İman da kemal bulacak. Nasıl olacak bu? Kişi gönlünde Allah sevgisini biraz bulacak gönlünde böyle. Allah seviyor musun? Seviyorum. Yok. Allah nasıl sevdiğin belli olur. Allah anmak ile olur böyle şey. Kişi kimi severse onu çok anar. Kişi birisini gerçekten seviyorsa kişi ona itaat eder böyle şey. Allah'ın kişisi böyle olur işte muhtemelen. Yani gönlümüzde eğer imanın tadını dünyada bulabilirsek böyle şey. Allah sevgisini yönümüze tadabiliyorsak böyle. Ve bu imanla da namazımız biraz tatlı oluyorsa, namazın böyle zevkli oluyorsa namazımız böyle. Yani namazın böyle sevgimli oluyorsa namazımız Allah ediyorsak işte imanı kamil deniyor ona böyle. İmanı kamil. Sonra tabii mezara ne girecek? Amellerimiz girecek bak. Önce namaz geliyor. Namaz geliyor. Sonra kişinin orucu da gelecek böyle. Okuduğu Kur'an da gelecek böyle. Her biri başka bir nuran şekillerde oraya gelecekler. O kişinin mezarı genişleyecek, genişleyecek mezarı. Hatta tabi sual verdikten sonra kişinin azabı olmayınca onların mezarı öyle bir alem olacak ki sanki bir bayram olacak o kişi için böylece. O kişi için böylece. Önceki ölenleri hangi azapta değilse azatı onlar tabi onlar tutuklu onlar ona gelemiyorlar böyle. Önce ölenleri annesi, babası, amcaları, dayıları, teyzeleri, dedeleri, nineleri böyle kardeşleri, evlatları, yakınları hangileri azapta değilse serbestse onlar hemen gelecekler mezarına gelecekler. Tabi buradan uğurlandı. Genelde tabi gözyaşıyla böyle hüzünle yani artı uğurlandı ama orada sevinç de orada karşılanıyor böylece. Neye benziyor bu? Yeni dünyaya gelen çocuk gibi böylece. Şu dünyaya geldi mi hemen efendim işte tabi doğumu kutlama, gelme, ziyaret etme, sevinme, hele böyle ilk çocuk, beklenen çocuk böyle dünyaya geldi mi annede, babada, yakınlarda, çevresi, etraflarda onu güzel karşılıyorlar böylece. Karşılıyorlar. İşte ölen kişi de tabii ama azapta olmazsa böylece. Olmazsa geliyorlar tabii. Ana, baba, evlat, kare, kimler varsa böyle mesela alem oluyor böylece. Hele biraz daha iyi insansa bazı evliyalarla bir bağlantısı varsa, ruhan sevgisi varsa evliyalara böyle. Sahabelere, peygamberlere varsa gerçekten bir bağlantı sevgisi varsa, onları hatırlıyorsa dünyada, onların izinden gidiyorsa, onlar ruhuna bu dünyanın hediye gönderiyorsa, onlar da gelecekler. Onlar da gelecekler. Mesela Asya'ya giden bir genç, Asya'ya gittiği yerde, eğer şöyle yüzbaşı, binbaşı, albay, yarbay, hele general fenber yakınları varsa, nasıl olur değil mi orada? Şimdi mesela o şey olacak böyle şey. Oranın paşa generalleri de evliyalar böyle şey.
Evliyalar geldi mi mezarına, onların tatlı feyzi o anda. Ruhsal zevkleri böyle. Nurlar onlar böyle şey. Onun mezara bayramı, bayram, bayram olacak, bayram olacak. O kadar güzel olacak. Yine buraya Peygamber Aleyhisselam Hazretleri, ölen kişi o anda, böyle ortamda, o kadar tatlı hal gelecek böyle. O kadar huzuru bulacak. Tatmin olacak, bütün ruhu tatmin olacak orada. Öyle hal yaşayacak. Yakına görüşecek. Diyecek ki ya Rabbi, ya Rabbi ne olur ya Rabbi, bana izin ver de eve gideyim de onlara bu durumu haber vereyim. Onlar üzülmesinler, hem onun ölümüne korkmasın onlar. Mevlam diyecek ki ama yok oğlum, buna izin yok. Neden? İman gaybi. Bu açıkça görülse imanın değeri kalmaz. İman gaybi. Mevlam buyuracak. İşte o alem gerçekten dünyadan çok ama çok daha iyi. Daha geniş bir alem. Ruhsal alem. Yani kişinin beden kaydı nedir? Beden bağlantısının kişinin kurtulması. Bedenin bağlantısı. Bedende uyku var, yer çekimi var, tuvalet derdi var, saç tırnak büyümeleri var, yeme içme zorlukları var, zorlukları var, havaya soluma zorlukları var, kışın ısırma, yazın serinleme sorunları var, var da var, var da var. Sonra tabii dünyanın derdi bitmez. İnsan kendi başına gelir, yakınlar gelir, imtihan dünyası. Hele bundan sonra ahır zaman artık böyle şey. İmtihanlar büyür bundan sonra. Dünya her şey meşe girmiş artık dünya böyle şey. Doğal dengeleri bozuldu, hayat tatsızlaşıyor artık bundan sonra. Şimdi tabii öyle bir güzel alem var orada böyle şey. Bu gerçek bu. Orada gidiliyor oraya da. Öyle gidiliyor, öyle gidiliyor orada. Bunun için elimizden gelir inşallah Teala. Ölümü hatırlayalım. Ölümü unutmayalım. Ve ölümden sonrası için ne lazımsa onları oraya elimizle götürmeye çalışalım. Buna çalışalım inşallah Teala. Tabii öncelikle imanımızın kemali böyle. Allah'ı çok hatırlayalım. Allah'ı çok zikredelim. Allah'ı sevenleri de sevelim böyle. Bütün müminleri sevelim. Öncelikle de ondan sonra beş vakit namazımızı vaktinde düzenli kılmaya çalışalım. Elimizden geldiği ölçüde önceliği namaza verelim. Önceliği namaza verelim böylece. Ve namazımızı da güzel kılmaya çalışalım. Namazımızı da. Tabii Ramaz orucumuz böylece. Ondan sonra elden geldiği kadar yine ibadet. Sözlü ibadet var mesela. Kişi oturduğu yerde Fatih-i Şerif'i okur, İhlas yani Kurvallahi okur kişi, Ayet-i Kürsi okur, Amen-i Resul okur yani kişi ne biliyorsa bilen Kur'an'ı okuyabilir. Bunun dışında ibadet çok. İşini yaparken de, yoluna giderken de Allah zikreder. La ilahe illallah, la ilahe illallah der. Sübhanallah bihamdihi gibi böylece Allahu Ekber, Allahu Ekber. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem getirir. Nedir bunlar? Emin olun bunların her biri manevi topraktan birer tohumlar bunlar böyle. Mutlaka orada çıkacak bunlar karşımıza. Dünya mezatül ahire. Dünya ahiretin tarzı işte bu muhtemelen. Kişi bir besmele çekmiş. Kişi bir Allah demiş, bilinçli demiş böyle. Kocaman ağaç olacak böyle. Meyve verecek cennet inşallah Teala. Mevlamıza tabi dua edelim birinin için. Allah Teala cümle inşallah gafletten korusun. Ölümü hatırıma Rabbim nasip etsin. Ve daha iyisi, önemlisi ölüme hazırlanmayı nasip etsin inşallah. Lillahi Teala Fatiha.